Öncelikle gerçekten geçmiş olsun. Vatandaşlarımız tabi bu bölge depremlere, sismik hareketlere aşina. Dolayısıyla bir panik havası yok. Afet müdahale planlaması çerçevesinde müdahale operasyonel boyutta işler planlandığı gibi işliyor. Sahaya biz özellikle barınma, battaniye, gıda kapasitemizi seferber ettik. Gerek Bolu'da, gerek Düzce'de, gerekse kırsallarda vatandaşlarımıza bu anlamda hizmet veriyoruz. Hamdolsun büyük bir hasar yok ama olası bir hasar için zaten işte gerek kan stoklarımızdaki afet rezervlerimizi harekete geçirmiştik. Battaniye, çadır, ikram araçlarımız, mobil tırlarımız onlar sahaya seferber olmuşlardı. Şu an 100'ün üzerinde personel ve gönüllümüzle sahada vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bir taraftan psikososyal ekiplerimizle, bir taraftan şube ve gönüllülerimizle beraber vatandaşlarımızın kaygılarını gidermeye, ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Sayın Kınık, kırsal kesimden bir bilgi alabildiniz mi? Orada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü biliyoruz. O noktadan bilgiler geliyor mu? Henüz net bir bilgi gelmedi. Vatandaşlarımıza olumsuz bir bilgi gelmedi diyelim. Yani taramalar devam ediyor. Bu anlamda olumsuz bir bilgi almadık. Şu an ekiplerimiz, Çevre Şehircilik, AFAD, Kızılay ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. Hamdolsun bir sıkıntı gözükmüyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Kerem Kınık, Kızılay Genel Başkanı. Yayına bağlandı. Çok sağ olun. Sağ olun.